Avrupa haritasına yeni bir krallık daha eklendi. Ben de zaten şu anda o krallığa katıldım ve gemilerle birlikte bir ordu kurdum. Kuşatma yapılan kalemizi savunmaya gideceğim. Yeni eklenen krallığımız Sami Krallığı olarak geçiyor. Norveç Krallığı'nın sağ tarafında bulunuyor. Zaten şu anda da Rusya İmparatorluğu ve Norveç Krallığı ile de savaş halindeler. İlk önce şundan bahsetmem gerekiyor. Modun boyutu inanılmaz azaltıldı. 6,5 GB'dan yarım GB'a düşürüldü. Bunu nasıl yaptılar hiç bilmiyorum ama çok güzel olmuş. Birçok oyuncu bu sayede daha rahat oynayabilecek. Şu anda zaten bu yeni sürüm yayınlandı. Açıklamadaki linkten gidip direkt oynayabilirsiniz. Göletleri fazla olan bir krallık. Ansiklopediden girdiğimizde Sami People olarak gözüküyor. Samiler diyebiliriz kısaca. Girdiğimizde Kurt Nas adında bir kral görüyoruz. Bu arada benim burada klan rengimin farklı olmasının sebebi özel bir bayrak modu kullanmam. Bu bayrak modunu kullandığım için bir kralla katılsam bile bayram değişmiyor. Neyse toplam 7 tane klanı var ve 7 şehir 8 kalesi bulunuyor. Aşağı indiğimizde bunları görebiliyorsunuz. Yani ortalama bir krallık diyebiliriz. Ne çok zayıf ne çok güçlü. Şimdi krallığı detaylı bir şekilde inceleyelim. Genelde şöyle ortasının boş olduğunu görebiliyorsunuz. Bu boş kısımda kaleler bulunuyor. Köyler ve kaleler var genelde. Şu ilk baştaki Turku şehrinden başlayalım. Köprüyle birlikte uç bir bölgeye bağlanmış. Büyük ihtimalle de başkent olarak burayı gösterebiliriz. 2 tane liman var buradan karşı karşıya geçebilirsiniz. En üst noktasında da bir tane kale bulunuyor. Yukarıya doğru çıktığımızda Kirkenes adında bir yerleşke daha görüyoruz. Bu arada hava olayları da geldi, onları söylemeyi unuttum. En son bu Avrupa haritası 1.6'da kalmıştı. Güncelleme ile birlikte bu Avrupa haritasına hava olayları da eklendi tabii ki de. Şu anda zaten bir yağmur olayı görüyoruz. Daha sonra Hammerfest diye bir en yukarıda şehrimiz var. Bunları artık nereden geleceğiz bilmiyorum, herhalde yukarıdan şöyle dolanacağız iyice. Çok büyük dağlar olan bir krallık. Evet, şunu gösterecektim. Şu bulut bir giderse. Şimdi burada dağların arasında bir tane kalemiz var ve çok beğendim ben burayı. Çok özel bir yere sahip. Burayı gören birçok kişi de zaten bu kaleye sahip olmak istemiş. Çok da uzun bir köprüyle bağlanmış. Bu kaleye sahip olmayı çok isterdim cidden. Hemen isterseniz bir Sami Krallığı'nın askerlerine bakalım. Askerlerine girdiğimizde 6. seviye olan bir tane asker görüyoruz. 6. seviye bir süvariymiş. Ondan bir önceki seviyesi de bu şekilde. İlk önce Sami göçebesinden 2 tür asker yapabiliyorsunuz. Birincisi mızraklı bir asker, ikincisi ise okçu oluyor. Spearman'ine geldiğimizde böyle dandik bir kalkanla birlikte bir mızrak kullanıyor. Daha sonra yine iki türe ayırabiliyorsunuz bunları. X-Men yani bir baltalı askere dönüştürebiliyorsunuz. Baltalı askeriyle de böyle aşağı doğru indiğimizde en son 5. seviyede böyle bir askere dönüşüyor. Diğer mızraklı hali de bu şekildeymiş. Okçusunda da bu şekilde ilerliyor. Bu kıyafeti çok sevmedim. Birazcık çapulcuya benzemiş. Neyse, onu da yine iki tarafa ayırabiliyorsunuz. Bir tarafta yine okçu olarak devam ettirebiliyorsunuz. Bir tarafta da avcı olarak değiştirebiliyorsunuz. Bunlar şöyle oluyor arkadaşlar. Okçudan ziyade balta kullanan ciritli bir askere dönüşüyor ama ciritleri çok fazla. Toplam kaç tane varmış? 8 tane ciridi varmış. Aşağı indiğimizde kaça çıkıyor? Yine 8 tane oluyor. Sadece zırhı değişiyor. Kalkanı da var ekstra. Yani güzel bir asker aslında. Ağır bir ordu yapmak istiyorsanız piyadelerle birlikte bu ciritçi askerleri de kullanabilirsiniz. Ben şu X-Men'lerden birazcık alacağım. Daha sonraki yeniliklerimize gelelim. Biliyorsunuz oyunumuza Bizans İmparatorluğu eklenmişti Türkiye haritasının üzerine. Buraya bir yerleşke daha eklendi. Konya eklendi. Birazcık boş olduğu düşünülmüş haritanın. Bir tane daha yerleşke eklendi buraya. Bunun da haberini vermiş olalım. Şimdi bazı arkadaşlar tarihi olarak bu modun çok doğru olmadığını söylüyor. Zaten modun yapımcısı da tarihe çok uymadıklarını söylüyor. Genel olarak oyuncuların çok istediği krallıklar ekleniyor oyuna. Şu alttaki tarihin de modla alakası yok, onu söyleyeyim. Beneloda direkt başladığınızda bu tarihte başlıyorsunuz. Ona dokunmamışlar yani. Bu Konya ile birlikte yeni krallık dışında var olan krallıklara da şehirler eklendi birer birer. Bunun dışında şöyle bir yeniliğimiz var. Onu bulabilecek miyim? İlk önce bir dolanayım. Evet, bakın burada bir deniz yağmacısı gördüm. Artık sadece yağmacılar arasından bu deniz yağmacıları gemi kullanabiliyor. Diğer normal çapulcular gemiye binemiyor arkadaşlar. Yani denizde giderken normal bir çapulcu birliği veya bir bozkır haydudu göremeyeceksiniz. Buna da bir mantıksal açıdan gerçekçilik katmak istemişler. Ve sadece artık deniz yağmacılarına bir yetki vermişler aslında. Mantıken de doğru oluyor. Deniz yağmacıları adı üzerinde deniz üzerinde bir usta oldukları için gemiyi de kullanabiliyorlar. Bunun dışında yine Asere taraflarına birkaç süsleme eklenmiş. Ve ilk başta batı tarafında olmak üzere oyuna yollar eklenmiş, daha belirgin hale getirilmiş. Bunları batı cephesinde daha çok görebiliyorsunuz. Çok da güzel olmuş bence. Bakın bu Fransa Krallığı tarafında daha belirgin bu yollar. Burada bir tane yapı tarzı bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir de oyunda belli yerlerde kilise var. Kiliselere yaklaştığımızda çan sesi geliyor. Onları bulabilecek miyim? Bir bakayım.
Bakın burada bazı köylerin etrafında bir kilise eklenmiş. Bunlar sadece süsleme amaçlı. Köye girdiğinizde böyle bir yapıyla karşılaşmıyorsunuz. Ve bazen bu kiliselere yaklaştığımızda bir çan sesi geliyor. O benim çok hoşuma gitmişti. Bir de şöyle bir yenilik düşünüyorlar. Şu sağ tarafa İran devleti eklenecek büyük ihtimalle. Burada çok boş olduğu düşünülmüş. Ya büyük ihtimalle şu kısma bir İran devleti eklenebilir. Ve bununla birlikte gemi sistemi de geliştiriliyor arkadaşlar. Hatta modla birlikte gelen tuş atamasına bastığımızda bu gemi paneline ulaşabiliyoruz. Gemi panelinde yakında gelmesi gereken özellikler var arkadaşlar. Mesela buradan artık gemimizi tamir edebileceğiz. Daha sonra parçalar ayırabileceğiz. Bunlar zaten aktif satma ve bir yere transfer etme olayı. Gemimizi upgrade edebileceğiz. En önemli olaylardan bir tanesi bu. Artık hızı mı artar, kapasitesi mi artar belli değil. Hurdalara falan da ayırabiliyoruz. Artık parçalarını nerede kullanacağız onu bilmiyorum. New Concept adında burada bir bölüm daha var ama ne geleceği belli değil daha orada. Şimdilik zaten bu Hulk gemisinin hızını görüyorsunuz. 9 diyor. Asker kapasitesi 45 diyor. Kargo kapasitesi 10.000 diyor. Şimdi ben şu kalemi bir koruyayım. Oraya gideceğim. Bu arada tüm yerleşkelerin artık isminin değiştiğini görmüşsünüzdür. Oyundaki normal yerleşkelerin ismi bulunmuyor artık. Geriye tek kalan krallıkların ismini değiştirmek oluyor. Onlar da zaten kolaylıkla değiştirebilirler. Hala Kuzeyit ve Kuzey İmparatorluğu olarak devam ediyor. Kuşatmaya girmeden önce en sevdiğim yerleşkeyi de göstereyim. Şu yerleşke benim çok hoşuma gidiyor. Bunun özel bir tasarımı var. Venezia adında böyle buradan bir köprüyle küçük bir adaya bağlanmış. Gayet de hoş duruyor bence. Kuşatmaya girelim, kalemizi bir kurtaralım. Hatta direkt kalenin içine girip savunma yapacağım. Biliyorum asker kaybedeceğim ama savunma yapmak istiyorum. Şöyle onlar bize saldırmadan biz onlara saldıralım. Bir pusu kuralım. Saldırın arkadaşlar, saldırın. Kuşatma aletlerini yıkmamız gerekiyor. Bu sayede daha avantajlı bir duruma geçeceğiz. Çok da karanlık bir zamandaymışız lan. İlk defa yağmur yağdıktan sonra bir pusu atıyorum. Şu kuleleri ve koçbaşılarını yıkmamız gerekiyor. Herkes saldırsın aga. Çok az kaldı. Biraz daha vurduk mu? Evet, yıkıldı. Hemen koçbaşıya geçelim. Çok güçlü bu asker ya. Bu da az kalmış zaten yıkılmaya. Tamam, geri dönebilirsiniz. Evet, geri dönebiliriz. Borazan sesi de geldi zaten. Bizim başka yapmamız gereken bir şey kalmadı. Takviye kuvvetler de geldi bu arada. Yani hiç şansımız yok. O yüzden geri dönün agalar. Evet, 54 tane mızraklı var. Hiç şansımız yok. Biz de full atlı olduğumuz için geri çekilme kararı verdim. Böyle bir de gameplay yapayım dedim Avrupa haritasında. Hiç yapmamıştım. Pusu yaptıktan sonra tekrardan kuşatma aletlerini inşa edebiliyorlar. Ben böyle saçmalık görmedim. Biz o zaman niye yaptık ki pusu? Oo evet. Bir takviye daha geldi. Müttefiği bekliyormuş. Oo, gece savaşına katıldık. Bir de yağmur yağıyor. İşimiz birazcık zor gibi. Ver abicim sen bana şu mancını. Çevir şuraya doğru. At bakayım. Hop. Evet, güzel, bir kişi indirdik. Birazcık daha geriye çekmem lazım. Çabuk çabuk bir tane daha koy. Hop, bir tane daha. Tam ortalarına vurdurdum. Bayağı iyi vuruyor bu arada. Ateşli mancacık mükemmel bir şey. Zaten orada çok fazla asker kalmadı. 1000 kişi olmalarına rağmen iyi dayanıyoruz. Savunmanın böyle avantajları var işte. Bir tane daha patlattım. Evet. Bu kadar kolay. Bir tane daha aynı yere attım. Çok iyi. Erittim zaten oradaki askerleri. Son bir kez daha vurdum. Bu şekildeydi. Gece savaşlarda mükemmel oluyormuş. Neyse, o zaman ben bu kuşatmayı bir yandan bitireyim, bir yandan da veda edeyim videoya. Modun linki açıklama kısmında, oradan indirebilirsiniz. Güncellemeyi nasıl buldunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.